6-12 haftalık burcumuz. Sevgili ikizler, nasılsınız? Yükselen ve ay burcu ikizler olan güzel takipçilerim. 7 Mart'ta Başak Dolunay'ı 15 itibariyle hareket geçirecek. Bu da bizim daha çok değişim ve doğru noktalarımızı, göremediğimiz ve yapamadığımız, başarısız gördüğümüz noktalarda bize güzel bir şekilde dokunacak. Ve bu doğru dokunma iş hayatımızı ve yerimizle alakalı belirsiz giden noktaları belirleyerek konumumuz, mertebemiz, yaşam kalitemizi daha doğru adımlarla, daha sağlam kararlar vererek kendi yörüngemizi düzelteceğimizi gösteriyor. 7 Mart aynı şekilde Satürn balık seyrine 2,5 yıl boyunca devam edeceği için bu da bizim hayat yörüngemizle alakalı oturtmak istediğimiz ev, düzen ve duygu yönümüzle alakalı yaşadığımız krizleri önleyeceğimiz bir evre. Yani aslında bize çok şifacı, çok yaralarımızı şifalandıracak, iş yerindeki rahatsız olduğunuz konular, sizi fazlasıyla üzen insanlarla yüz yüze hesaplaşma evreniz olacak. Ve bu hesaplaşmada siz artık kendinize ait işiniz, konumunuz, mertebeniz ve haklarınızla alakalı hızlı mücadele döneminiz olacak. Yeni iş kurmak, ortaklı projelerle alakalı da yapacağımız her adım size büyük bir aydınlanmayı, büyük bir rahatlığı gösterecek. Yurt dışı, şehir dışı ile alakalı yapacağımız yeni yerleşim ve bu konularla ilgili de radikal kararlar alarak bu başvurularımız bunlarla ilgili çözüm noktasında ön planda tutacağı gözüküyor. Ortaklı işler yapacağımız yenilikler içinde cesaretten çok ekonomik olarak yaşadığımız krizin sizin paranızla alakalı yanlış evreler olmasın diyerekten daha mantıklı hareket ederek biraz daha geciktirmeler ama serbest yaptığınız işlerde de ekstra kazançlar size mutluluk verecek. Hanemizde hukuki evrede çözülmesini istediğiniz konular Mart bitmeden çözülmüş ve doğru adımlar atarak kendi yörüngenizde büyük başarılar elde edeceğinizi gösteriyor. Farklı iş alanlarıyla alakalı aileniz sizi birçok noktada destekleyebilir ve bu desteklerde kazançlı hem aile hem de siz de kazançlı olacaksınız. Yalnız duygusal yönümüz boşanmak ve ayrılık konusunda biraz cesaretiniz yıprandığı için biraz daha bu dengeyi oturtmaya çalışsanız da bu ilişkide birbirinizi anlamadığınız tek sorun fikirleriniz, duruşlarınız ayrı ve birbirimize eskisi kadar katlanamadığımız gözüküyor. Veda edilmesi gereken noktalar artık veda ederseniz mutluluk kapınızın da sizin yörüngenizde daha iyi olacağı gözüküyor. Bu ara aşk enerjiniz, duygusal yönünüz hareketli ama ülkenin yaşadığı krizden dolayı biraz daha sakin ve kendi içinizde duyguyu bulmak, sevgiyi bulmak, doğru insanda mıyım diyerekten bir hani düşünce evresine giriş yapacaksınız. Nişanlı ya da sözlü olan çiftlerimiz ani evlilik kararı, devletle alakalı beklediğiniz olumlu evrak iş konularımızla ilgili de önümüzdeki aksiliklerin bitip doğru kapımızın da aydınlanacağı söz konusu. Özellikle de çocuklarınız ya da evli çiftler arasında taşınma konularımız yoğun olsa da ekonomik olarak yaşadığımız bazı krizlerden yaşadığımız evde tedirginiz. Evet haklısınız, hepimiz tedirginiz ama orası sizin için doğru ve güvenli bir nokta. Şu an böyle bir ani karar verip düzeninizi bozmanızı istemiyorum. Araç değişimi, araçla ilgili fikirleri olan sevgili ikizler en azından Nisan ayını görerek bu kararı verirseniz ekonomik dengenizde daha doğru adımlar içerisinde söz konusu olacak. Bir de ailenize ait toprak ve arazi konusunda satış fikriniz varsa ben derim ki biraz daha toprağınızı ve arazinizi bekletin. Daha sonra bu arazilerle ilgili fikirleri altyapısına oturtalım. Kardeş kuzenler arasında yaşayacağınız tartışmalar aile büyüklerimizi ve bizi yıpratabilir. O yüzden onlarla bağımızı yavaş yavaş kopartarak kendi yolumuza bakarsak daha mutlu olacağımız gözüküyor. Evet bu ara iş çevrenizde etkilendiğiniz kişiyle aramızda ilişki enerjisi var. Evli çiftlerimizdeki sorunlarımız devam edecek ama maddi korkulardan dolayı bazı dengeleri gelir. Boşanma fikri olanlar gerçekten bu dönem anlaşmalı şekilde yol ayrımı dediğimiz kurallar doğrultusuna devam edeceğiz. Sürpriz gelişmeler, yenilikleri doğru kucaklamanız gerekiyor ve sağlık olarak özellikle göğüs ağrılarımız, kalp ve damar problemimiz ve nefes almakta zorlanabilir, uyku apnemiz olabilir ve uyku kontrollerimizi yapmamız gerek. Bu ara çocukla ilgili çocuk tedavisi, çocukla ilgili fikirleriniz varsa biraz daha vücut enerjiniz düzeldikten sonra yaparsanız sevinirim. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarla güzel bir oluşum, aile içerisinde de güzel bir söz nişan evresinin mutluluğunu tadacaksınız. Sevgiyle kalın efendim, hoşça kalın.
Sevgili teraziler, yürek acı ve buruk şeklinde devam ediyoruz ama hayat devam ediyor. Acıyla, tatlıyla, kederle. Sevgili Başaklar, 7 Mart'ta sevgili takipçilerim Başak Dolunay'ı gerçekleşecek. Bu Dolunay sizin özellikle bakış açınız, görmek ve görmemek istediğiniz noktaların ezberini bozacak. Yani siz o doğruysa yanlış olduğuna, bu yanlışsa doğru olduğuna karar vereceğiniz bakış açınız söz konusu olacak. Biraz daha dikkatli bakış açınızı ve insanlar hakkında eleştirdiğiniz noktalarda Allah katında size aynı şeylerle karşılaştığınızı görmeniz lazım. İyi niyet dediğimiz noktada evet iyi niyetinizi kullanacak iş konusunda insanlardan da uzak durmanız gerektiğini uyarıyor bu Dolunay. Ve unutmayın ki 7 Mart'ta Satürn balık seyrinde 2,5 yıl boyunca devam edecek. Güney ay düğümünden geçeceği için bu da bizim bitmesi gereken işler, tamamlanması gereken ve ödeyemediğimiz borçlarımız, kriz içerisindeki yaşadığımız birçok noktanın artık sonlandırma kararı ve sistem ve düzen kurma kararı içerisinde olacaksınız. Bu başlangıcı doğru yaptığınızda da gücünüz, yeriniz ve adım adım doğru şekil alacak gözüküyor. Unutmayın ki duygusal noktamızı da yenilememiz lazım. Beklenti içerisinde olduğumuz, hayal kurduğumuz, olacak diye beklediğimiz şeylerin artık üstüne toprak döküp kendi yolumuzu, kendi hayatımızı belirlememiz gerektiğini uyarıyor. Yeni işe başladıysanız ve iş konunuzla ilgili uzun süredir burası sizin hedef noktanız ama yapamayacağım, korkuyorum endişelerinizi geride tutalım. Burası sağlamlığı, güçlülüğü ve yapacağınız her noktada başarıyı oluşturuyor. Ekip arkadaşlarımız, gideceğimiz seyahatler ve iş geleceği oluşturacağımız konuşmalarda da siz kendinizi o kadar fazla net ifade edeceksiniz ki hatta alkış ve başarı sizin hakimiyetinizde devam ediyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, ortaklı işlerle ilgili de daha renkli, orayı canlandıracak, heyecanlandıracak fikirler size mutluluk ve keyif verecek. Yani artık siz kazanmayı öğreneceksiniz. Kazancınıza kazanç getirmeyi öğreneceksiniz. O yüzden gereksiz harcamalar ya da sizi yıpratan bir sürü sıkıntıları geride bırakıyoruz. Ve blog yazarlığı, sanata merakınız varsa, spora merakınız varsa bu konularda da alacağınız eğitimler sizin ileride kendi iş alanınızı, kendi noktanızı kurmanıza yardımcı olacak. Yeteneklerinizin, düşüncelerinizin arkasında durun ve yol almanız gerekiyor. Büyük bir kurumsal iş kapınızla alakalı yöneticiler ve yaşanan krizleri görmememeniz gerektiği konularda birebir şahit olacaksınız. Sır tutmayı unutmayın. Eğer bu sırrı etrafa yaymazsanız siz orada konum ve mertebe olarak çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Eğer sabit bir iş kapısında yöneticiniz sadece patronunuzsa onun yaşadığı aile problemleri biraz işinize yansıyor olabilir. Onu da idare etmek sizi yıpratıyor olabilir. Haklısınız, o değişmeyecek. Siz de işinizi değiştirmenin bir anlamı yok. Oraya sağlam adımlar kurmanız lazım. Evet, duygusal hayatımızda yeni bakış açısı sağlayacağınız, bitmesi gereken noktaları tam anlamıyla veda ediyoruz. Tüm kapıları kapatıp kendimizi bu konuda yepyeni bir insan tanıma, tanıştırma, bu konularımız daha ön planda olacak. Ailemizde uzun süredir bekar olan ya da kısmetsiz gördüğünüz kişilerde çok güzel tanıştırılmalar ve kısmet kapıları, yani kim bekarsa evlilik kısmetinin olacağını gösterir. Aynı şekilde aile içerisindeki miras ve bölünmesi gereken bazı bina ya da daireler varsa bunlar kardeş ve kuzenler arasındaki büyük bir karmaşayı gösteriyor. Aman dikkatli olun, çok fazla sert olaylar malımızdan değil canımıza zarar versin istemiyoruz. Bir de babanızın sağlık problemi ya da babanıza ait mallarla ilgili kardeşler arasındaki yaşanacak kriz bu sizi de etkileyecek. O yüzden dikkatli konuşmalar. Hukuki avukatınız ya da biri destek ara burucu olması lazım. Sonsuz kavgalar mal yüzünden olacak. Bu hafta bunlar sizi ciddi anlamda yıpratabilir diyorum. Evet, anne sağlığına dikkat edeceğiz. Özellikle sizin diz kapak ve kemikler, çocuklarımızın uyuz olma, alerjik reaksiyonları olabilir ve evimize uyuz oluşabilir. Boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Bu ara nişanlı olan çiftlerde ayrılık, uzun süredir ters giden ilişkilerde de hane ayrılığı var. Bu demek ki artık mutsuz bir rüzgarda yaşamak değil, aç da kalsam kendi yolumu bulmak istediğim noktada. Eğer ki kız çocuğunuz varsa hayırlı bir anahtarınıza ait olacaksınız. Yani ev anahtarı almak gibi. Eğer erkek çocuğu hakimiyetiniz varsa da araçla ilgili kazalara dikkat edip
toprağınızla alakalı noktayı da kimseye yem etmemeniz gerektiğini uyarıyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kan dolaşımımız ve migren ve sinüzitlerimiz bizi yıpratıyor olabilir. Daha dikkatli ve daha temkinli olmamız gerekiyor. Hoşçakalın. Sevgili Kovalar, yükselen ve Ay burcu Kovalan güzel takipçilerim, bu hafta patavatsızlıklar, gergin konuşmalar, yer altında vurmalar, bel üstü konuşmalar biraz canınızı sıkabilir. Daha dikkatli olmanızı öneriyor ve ona göre adımlar atmanızı uyarıyorum dedim. Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek 7 Mart'ta. Bu bizim özellikle baba köklerimiz ve özellikle iş köklerimizle alakalı noktada biraz zorlayıcı, radikal ve değişmekte olduğumuz noktalarda insanlara yapacağınız davranışlarla biraz daha ön planda olacaksınız. O yüzden bu hafta daha dikkatli konuşmalarımıza, ifadelerimize, el hareketimize çok fazla daha dikkat etmemiz gerektiğini uyarıyorum. 7 Mart'ta Satürn Balık burcu seyrinde devam edecek. Güney Ay düğümü üstünden geçecek bu durum ve bu da sizin yetenekleriniz ve miras konularınızla alakalı daha öne çıkacak ve sizi zorlayacağı evrelerde yıpratıcı olabilir. Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. 11 Mart'ta Mars-Venüs kavuşumu, ilişkiler konunuzla alakalı konuşma ifadeniz, doğru söylerken yalanlara şahit olacağınız evrelerle de yüzleşmenizi ifade ediyor. Yani biraz daha bilinçli, biraz daha karmaşık döngüleri açığa çıkartacaksınız ama patavatsızca çıkartacağınız için hatalı siz olabilirsiniz. İş konularınızla alakalı uzun süredir bulunduğunuz noktada ani değişimler, işinizle alakalı haksızlıklar, işten çıkartılma gibi durumlara açık olmanız lazım. Uzun süredir gitmek istediğiniz iş konunuzla alakalı haber ve bu haberi doğru değerlendirdiğinizde yeni iş kapılarımız bize farklı bir alanda mutluluk sergileyecek. Uzun süredir aynı bir noktadaysanız ve parasal ve primlerinizle alakalı ödenmemiş ve geçmişe ait iş konularımızla ilgili devam eden süreçlerde haklarınıza mücadele etmeniz lazım. Biraz koy vermiş gibi gözüküyorsunuz, koy vermiyorsunuz, sımsıkı sırlıyorsunuz. Çünkü bu işte emeğinizi hak ettiğiniz noktadasınız. İşi bırakmak ve eve geçmek, emekliliğimi hak ettim ve ben artık eve geçip sadece çocuklarımla ilgilenmek istiyorum diyen sevgili takipçi, bu kadar genç ve yetenekliyken işsiz, ev sizi görer. Mümkün olduğu kadar işinizi devam edin. Yine emekli olun ama işinizin başında olmamız gerekiyor. Böyle bir yeteneği evde çürütmenin bir anlamı yok. Kariyer olarak yapmak istediğimiz yeni projeler, yeni oluşumlar ve özellikle kendi işini kurmak isteyen sevgili kovalar için 9. ev sizi biraz daha iş konularında destekleyici eğitimler evresini gösteriyor. Bu konularımızda daha sağlam bir şekilde adım attığımızda sağlam işimizi ve oluşturmamız gereken yenilikler bize iyi gelecek. Yani ekip arkadaşlarımızla patavatsız konuşmaktan uzak duruyoruz. Patronlarımızla aramızdaki dengeleri doğru kurmamız lazım. Ve ortaklı projelerde yük aldığınız sorumlulukları bilmeniz lazım. Bilmediğiniz takdirde eksiye doğru gideceksiniz. Bu ara serbest meslek, rehberlik, yani bu tarz işlerde konuşma ve hakimiyet içerisinde yazı olabilir, blog yazarlığı olabilir. Çok renkli bir hafta, kendiniz markalaşma, yönünüzü belirleme, daha ön plana çıkacağınız evrede başarı var. Beklediğiniz uzun süredir ailenize ait bir paranız vardı, tıkanmıştı bu konuyu da artık bu hafta çözerek verecekseniz veriyorsunuz, vermiyorsanız sizi siliyorum diyeceğimiz bir hafta olacak. Bu da özellikle 3. ev, anne köklerinize ait parayla ilgili yaşadığınız krizler sizi biraz daha yıpratacak gözüküyor, unutmayın diyorum. Yakın dost gördüğünüz ve dostluklarınızla alakalı noktada gizli düşmanlar, özellikle sizin etrafınızda kime sır veriyorsanız o sırlar size ceza olarak geri dönecektir. Bunları da kontrol edelim. İlişki konusunda zahmetsiz hiçbir ilişki yok. Zahmet ettiğiniz, emek verdiğiniz ilişki size gelecekle alakalı vadeden konuşmalar söz konusu yapacak. Uzun süredir geçmişe ait yaralandığınız kişinin size uygun olmadığını, artık onunla boşuna beklediğinizin kararını verip kendi adımlarınızı yavaş yavaş oturtacaksınız. Tanıştırılmalar, özellikle dostluklarınızdan gelecek güzel bir tanıştırma evliliğe doğru gidebilir. Bu ara dostlarınızla sohbet ederek ve etrafta eğlenerek bu enerjiyi sağlayabilirsiniz. Bu ara boşanma fikrinden vazgeçen sevgili kovalar, bu evlilik size umut vermiyor. Sadece mecburiyetten idare ediyorsunuz çocuklarınızla alakalı. Ekonomik dengenizde de bazı krizler olduğu için idare ediyorsunuz. Bu her geçen gün sizde psikolojik depresyona itecek. Mümkün olduğu kadar mutsuz evliliğinize veda etmeniz lazım. Evlilikte ufak tefek pürüzü olan sevgili kovalar için diyorum ki eşinizin ailesi size karışmadığı sürece, yani eşinizin anne kökleri size karışmadığı sürece evliliğiniz mutlu. Ama biri bizi sizin eve geldiği zaman dengeler, huzursuzluklar, kocanızın tavrı değişiyor. Bu yüzden
kötü bir enerji var. Bol bol nazar duası okuyarak evinizin enerjisini değiştirebilirsiniz. Özellikle iki erkek çocuğunuz varsa ev değişimiyle ilgili radikal bir karar, yanlış yapıyorsunuz, yeriniz doğru. İki kız çocuğunuz, bir oğlunuz varsa da evinizle alakalı tapunuzun sevincini tadacaksınız. Bu da size uğurlu ve bereketli gelecek. Çocuklarınızın eğitim konularıyla ilgili yurt dışı ve oraya yerleşmek istiyor. Destekleyin, o çocukların gelecek hayatı güzel. Ama vatanımıza, toprağımıza geri gelmeyi de tembih etmeyi unutmayın. Çünkü bu vatan bayrağı her zaman dalgan olacak, unutmayın diyorum. Sağlık olarak katarak, görmede sorunlar, gözlük kontrolü, gözlerimizi kontrol edelim efendim. Hoşçakalın.